Tekden Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Patlıcanı ve barajıyla meşhur Yemliha köyünden sesleniyor. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sunar. Patlıcanı ile meşhur Yamula'dayız ve şu anda bulunduğumuz yerde Yamula'nın girişi. İşte yol boyunca görmüş olduğunuz tezgahlarda Yamula köyüne özgü ve bu köyün verimli topraklarında yetişen meyve ve sebzeler satılıyor. Tabii ki biliyorsunuz Yamula'nın en ünlü simgesi ise Yamula patlıcanı. Hemen arkamızda abimiz çalışıyor. Gördüğünüz gibi hafta sonu olması hasebiyle de büyük bir yoğunluk hakim. Bu yol güzergahını kullanan vatandaşlar doğal ve lezzetli ürünlere ulaşmanın en kolay yolu olarak buradaki tezgahları buluyor. Evet. Kolay gelsin, hayırlı sağ işler. Olun, sağ olun, hoş geldiniz, hoş geldiniz, buyurun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Mustafa Güngör, Yemlihalıyım, 78 doğumluyum. Burada yol boyunda ikinci yılım. Vatandaşa, halka ve hakka hizmet namında Mustafa Bey devam ediyoruz. Mustafa Bey maşallah oldukça uzun bir yol kenarı pazarı, yol kenarı tezgahı ve yani çok kalabalık var. Vatandaşlar buraya güzel bilgi gösteriyor. Ürgüp'ten, Nevşehir'den, Kayseri'den, çevre il ve ilçelerden birçok vatandaş buraya geliyor. Neler satıyorsunuz, neler yapıyorsunuz neler burada? Neler satıyoruz? Hemen çeşitlerimizden başlayalım Sayın Hocam. Meyve tezgahımız ve reyonumuz. Bahçeden domatesimiz, biberimiz, patlıcanımız, en meşhurumuz. Bunlar organik mi? Organik tabii ki. Fasulyemiz taze, bugünün. Yani el emeği göz nuru bunlar. Patlıcanımızın böyle kurutması oluyor. Karnıyarığı oluyor. İmam bayıldısı oluyor. Böyle gösterelim. Bunun her şekli, her tadı, her yemeği ayrı bir mükemmeldir. Arkadaşlar tavsiye ederim. Özellikle üretilmiş ve kurutulmuş el emeği göz nuru. Bunlar kendi ürünlerimiz tamamen. Buradaki mahsul de sizin tarlanın mı? Aynen kendimizin, bu patlıcanlar da aynı şekilde kendimizin. Yani müşteriye elimizden geldiği kadar kendi seçme hakkına da sahip. Biz istersek en güzelini de böyle renkli olanını veriyoruz, çekirdeksiz. Yani müşteri memnuniyeti bizim için çok önemlidir. Efendim Yamula'nın meşhur patlıcan tarlasının içindeyiz. İşte görmüş olduğunuz patlıcanlar bu tarlalardan toplanarak Türkiye'nin dört bir yanına bu lezzetle atılmaya devam ediyor. Yanımızda da Elmas ablamız var. Patlıcan tarlasının da sahibi aynı zamanda. Nasıl gidiyor Elmas abla işler? İyi gidiyor. Neler yapıyorsunuz burada? Burada ekim yapıyor, toplama yapıyor. Satışlarını yapıyor. Satışlar ama düşük gidiyor. Düşük mü gidiyor? Peki verim mahsul nasıl? Verim mahsul çok güzel. İyi bakarsan iyi gidiyor. Bak bizim yönetmen de arkada bir şeyler topluyor bak. Domates. Gördünlüğü. Doğal domates, salatalık topluyor, yiyor. Bunlar nasıl? Nerede de veriyorsunuz Yamula patlıcanını? Kayseri'de halimiz var. Hale gider. Halden dağıtılır. Her yere gider. Her yere gider. Peki bundan ne yapılır böyle? Güzel bir karnıyarık. Oh yani içinde kıymalı. Yapılır. Suyuna ekmek banılır. İmam bayıldı yapılır. Güveç yapılır. Turşu yapılır. Reçel yapılır. Şehzade kebap yapılır. Allah daha Allah. Sayamadığım çok yemekleri var. Patlıcandan, patlıcandan 101 çeşit yemek yapıldığını söylediler bize. Doğrudur. Yapıyor musun hepsini? Yapıyoruz. Bir de çok ilgimi çekti. Aşağıda da tezgahta gösterdik ama sizde varmış herhalde. Reçel, patlıcan reçeli. Patlıcan reçeli yapıyor. Onu ben nasıl yapıyorsunuz? Yapıyoruz. Ufaklarını toplarız. Böyle miniklerini. Bu minikleri alırız, soyarız. Rengi kalmadan, hiç kabuğu kalmadan soyarız. Bir tane hemen şöyle uygulamalı soyalım. Böyle şöyle böyle. Kameraya doğru izleyicilerimiz de görsün. Böyle soyarız. Çerdeğini çıkarmadan. Kirece yatıracaksın. Nereye? Kireç. Kireç ne? İnşaatlarda kullandığımız kireç. Normal kirece yatırıyorsun patlıcanı. Normal kirece yatırırız. Bu sapsarı olur. Sarardıktan sonra çıkarırız.
Limonlu suyla maşallah haşlarız. İncecik soydun kabuğunu. Kaç yıldır soyuyorsun? 5-6 yıldır soyuyorum. Reçelci oldum olalı. Yamula'nın reçeli benden sorulur. En meşhur reçelci sen misin burada? En meşhur reçelci benim. Tekrar yapmıştık Kürşat Bey'le. İnşallah dağıtımı bu şekilde soyarız. Kirece yatırırız. Kireçten çıkarırız. Haşlarız limonla. Sonra çıkarır onun suyunu süzeriz. Suyu süzüldükten sonra tekrar limonlu suyla şekerini katarız, kaynatırız kendi olanacağı. Olmuşunu da getirdim. Hemen ona da bakalım şöyle. Hemen ona da bakalım. Bir yardımcı yok mu bana? Bir yer ben olayım. Şunları kenara koyayım şöyle patlıcan. Eve götüreceğim o iki patlıcanı. Haberin olsun. Tamam, tamam, tamam. Canın sağ olsun. Açayım mı? Sen şunları tut. Maşallah sıkı kapatmışsın. Evet değerli izleyenler, Gezici Radar patlıcan programında reçeli. Meşhur Yamula'nın patlıcan reçelini Elmas ablamızın ellerinden yiyecektik ama kendisi yaptı, hazırladı. Sonra dedi ki hep sen sunuyorsun, biraz da ben sunayım dedi. Sunuculuğu kendisine evet devrettim. Ve patlıcanın en tatlı halini şu anda görmüş olduğunuz gibi Yamula'da yiyoruz. Bunun içerine karnını yaracaksın. Cevizi dolduracaksın. Yemek arası tatlı. Allah Allah. Yamula köyünün meydanındayız ve işte Yamula'nın başlıca geçim kaynağı olan, Yamula'nın simgesi olan Yamula patlıcanını da köy meydanına heykel şeklinde koymuş Koca Sinan Belediyesi. 2010 yılında resmi gazetede yayınlanan yazıyla de Yamula patlıcanı coğrafi işaretini almış ve Türkiye'nin dört bir yana dağılan bu lezzet Yamula'nın Kayseri'nin olduğu bir kez daha tescillenmiş. Yanımızda da Mustafa Bey var, kendisi Yamulalı ve bize köy hakkında bilgi verecek. Mustafa Bey teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Bizim buranın geçmişi 1800 yıllarına dayanıyor. Bu Yamula patlıcanı meşhurdur. Geçim kaynağı geçim herhalde. Geçim kaynağı da evet, ağırlıklı olarak geçim kaynağı patlıcandır. Çiftçiliktir, ağırlığımız çiftçilik yani. Burada gördüğünüz gibi köy meydanına diktik. Reklam olsun, millet gelsin görsün. Baksın neye benziyor, nasıl alınıyor. Biliyorlar herkes. Bu patlıcanın geçmişi bayağı geriden geliyor. Bu 2010'da yapıldı ama heykeli daha öncesi 1968'lerde. Peki Mustafa Bey, yani biz Kayseri'ye kaç kilometre uzaktayız? Burası şehir merkezine 38 kilometre. Kayseri'nin plakası olduğu gibi Yamula'nın da kilometresi. Köyün meydanı da Kayseri merkez 38 kilometre. 38 kilometre. Peki hafta sonları vatandaşlar buraya Yamula patlıcanı almak için veya Yamula'nın tarihini görmek için geliyorlar mı? Rağbet nasıl? Geliyorlar, rağbet çok. Rağbet çok, hatta alamayan da geri dönüp gidiyor yani. Bulamayan oluyor, geri dönüp gidiyorlar. Burada genelde bu köy halkı Kayseri'de çok çalıştığı için, çalışanlar çok olduğu için hafta sonları gelirler. Burada tarlada, bağda patlıcanla uğraşır giderler. Mustafa Bey arkamızda bütün haşmetiyle, bütün güzelliğiyle evet. Yamula Barajı. Neler söylemek istersiniz? Biz hayran kaldık kendisine. Yamula Barajı'nı hayranlığı şu kendisine çekiyor insanı. Gelip görmeniz gerekiyor. Yaşamak gerekiyor. Artı yeri belli, yurdu belli. Kayseri Koca Sinan Yemliha mahallesinde. Peki baraj hakkında neler söyleyebiliriz? Baraj ne zaman hakkında yapıldı? Hangi balıklar var? 2008'de yapıldı bu baraj. İçinde olan balıklarda levrek var, alabalık var. Bizim bildiğimiz eski dalak var. Yani yayın balıklarının küçüklerine biz dalak diyoruz da onlardan var. Taş, kaya balığı var. Balık çeşidi bayağı çoğaldı burada. Çevreden de getirip attılar. Burası harika bir yer ya. Görmek lazım. Balıkçılığa müsait. Balıkçılığa da müsait ama şu anda şu gördüğünüz, arka tarafta gördüğünüz yerlerde kafesler vardı. Balık yetiştirme alanıydı burası. Onlar kafesler toplandı, daha yukarılara gitti. Çünkü suyun alt tarafı durdukça, eskidikçe yukarı taze suya doğru çekilir yani. Büyük kafesler halinde balıklar yetiştiriliyor ve başta Türkiye'nin dört bir yanı olmak üzere yurt dışına da ihraç ediliyor. Buradan Kayseri'den, deniz olmayan bir şehirden efendim, işte görmüş olduğunuz gibi Koca Sinan'a bağlı Yemliha mahallesinde, Yemliha köyüyle eski adıyla evet. Yamula Barajı'nda Yamula balık yetiştiriciliği yapılıyor ve kendisine en yakın deniz 350 kilometre olan Kayseri dünyanın dört bir yanına balık ihracatı yapıyor. Tekgöz Köprüsü'nün üzerindeyiz efendim. Selçuklu mimarisinin
en güzel yaşatıldığı ve yansıtıldığı noktalardan bir tanesindeyiz. Köprünün tarihçesini muhtarımızdan dinleyeceğiz ama yolunuz Yemlihaya düşerse mutlaka gelmeniz ve görmeniz gereken yerlerin başında geliyor diyelim ve muhtarım gerçekten tam bir doğa harikası. Evet. Selçuklu mimarisini de en iyi yaşatan yerlerden bir tanesindeyiz. Neler söylemek istersiniz? 1223 Selçuklu mimarisinden 7,5 metre genişliğinde, 125 metre uzunluğunda çift göz, tek göz köprüsü. Bu tarihi geçen senelerde 2-3 sene oluyor bunun restoransı yapıldı. Şu anda eski Ankara yoluydu, kapandı. Şu anda da çiğ olarak, tarihçi olarak geziliyor, görülüyor. Yani yol ulaşım olarak kapalı. Baktığımız zaman muhteşem bir doğa sağımızda ve solumuzda gerçekten doğanın en güzel renklerini, en güzel tonlarını yaşayabiliyoruz. Altımız mavi, üstümüz mavi, karşımız kahverengi ve hemen önümüzde muhteşem yeşilliklere sahne oluyor. Peki vatandaşların ilgisi buraya nasıl? Vatandaşlar buraya her zaman gelirler, gezerler. Daha buraya turistler de geliyor, bilenler, gezenler. Tekkoz Köprüsü deyince adamlar soruyor, soruşturuyor. Geliyorlar, geziyorlar, gidiyorlar. Burada bir sıkıntı olarak azıcık bizim Kayseri'nin lağım akıyor. Azıcık o kokuyor. Başka bir şey yok, sıkıntı. Yani şu köprü, şu yapı, şu kemerler gerçekten Türk mimarisinin herhalde en güzel örneklerinden biri. En güzel örneklerinden biri. Yani burada bayağı kimse tarihçesini çok eski yani. Bura evet ulaşıma açıldı. Şu anda 3 sene oluyor. Restore yapıldılar. Ulaşıma kapandı. Evvel ulaşım yapılıyordu bunun üstünden de. O zaman biz de bu tarihin üzerinde şöyle kendimizi bırakıp aşağıya doğru yürüyelim mi sizle birlikte muhtemelen? Olabilir. Buyurun. Olabilir. Buyurun. Tekten Hastanesi'nin sunduğu Gezici Radar programı bu hafta Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha köyünden seslendi sizlere. Efendim Yemliha köyünün lezzetli patlıcanlarıyla yapılan 101 çeşit yemeği bizleri kendisine hayran bıraktı. Tabii ki bunun yanında Yamula Barajı ve Tekgöz Köprüsü de Yemliha'ya gelen vatandaşların gelmesi ve görmesi gereken yerlerin başında geliyor. Biz de programımızı Tekgöz Köprüsü'nün bu tarihi atmosferinde bitirelim dedik. Efendim önümüzdeki hafta yeniden gezilecek ve görülecek bir yerde karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, sağlıklı kalın, esen kalın. Tekden Hastanesi Gezici Radar programını sundu.